Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben İrem. YouTube kanalımızı arkadaşlar yeni açmıştık biliyorsunuz. Yani oyunlar paylaştık arkadaşlar. Sesimiz gitmeyebilir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben resim yapacağım size arkadaşlar. Nasıl bir resim yapacağım? Yani resmin adı ne? Konuşan meyveler yapacağım arkadaşlar. Bu pastel boyalarla aslında güzel olur. Sulu boyalarla mı pastel boyalar mı bilmiyorum ama arkadaşlar ben pastel boyalarla yapacağım arkadaşlar. Burada da boyalarım var arkadaşlar. Bunları sadece süs olsun diye koymak istemiştim arkadaşlar. Yani siz görün diye arkadaşlar. Burada akrilik boyalarım var. Akrilik boyalarımı daha önce kullanmıştım okulda falan filan arkadaşlar. O yüzden biraz kirlendi. Burada da resim defterim var arkadaşlar. Şimdi konuşan meyveler çizeceğim arkadaşlar. İlk önce hangi meyveyi çizsem diye düşünüyorum. Elma çizeceğim. Yani en kolay bir meyveden başlıyorum arkadaşlar. Şöyle istediğiniz hangi uçlu kalemi çizsem ama arkadaşlar böyle ucu ince bir tane uçlu kalem seçmeniz daha güzel olur arkadaşlar. Şuraya bir tane arkadaşlar elma çiziyorum. Evet, çok güzel oluyor. Evet, elmamı çizdim. Şu an yaprağını çizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu bir dakika yaprağı çizeyim. Yaprak biraz kötü oldu ama artık idare edecek arkadaşlar. Şöyle çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elmamız böyle arkadaşlar. Yaprağı biraz kötü oldu ama ben sonradan düzeltirim arkadaşlar. Şimdi en son boyama yapacağım. O yüzden burayı da bir dakika arkadaşlar bir tane ağız da çizelim. Çünkü bu meyve konuşacak ve o yüzden ağız da çizmemiz lazım arkadaşlar. Çok tatlı bir tane çizelim arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu ya. Şuraya da böyle yanakların şey çizelim. Elma. Elmalar tatlı olur. Ben bu arada elmayı da çok severim arkadaşlar. Muzu çizeceğim mi? Çizeceğim mi? Yani çizmekten emin değilim fazla ama yani bir deneyeceğim arkadaşlar. Güzel oldu ama biraz yumuk oldu arkadaşlar. Tamam. Muzumuz hazır. Onu da yüzünü çizelim arkadaşlar. Ben muzu sevmem arkadaşlar. Benim yani kardeşim ve ablam daha çok bağlılar muz arkadaşlar. Şimdi de hangi meyve çizsem diye düşünüyorum. Armut çizebilir mesela. Aynen armut çizelim. Sonradan üzüm yani üzüm de çizebilirim arkadaşlar. Armut çizmesi biraz zor arkadaşlar. Biraz olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar armut çizemedim. Kötü oldu biraz arkadaşlar. Karpuzumu çizeceğim. Bu arada arkadaşlar diğer ki videomuzda ya sticker yapacağım ya da oda vlog çekebilirim. Yani size odamı gösterebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar karpuzumuzu şey yapalım. Çizeceğim unuttum ya. Şöyle bir tane çizelim. Aynı cips gibi oldu arkadaşlar. Bir daha şurada bir tane karpuz noktalı olacaktır. Çünkü arkadaşlar karpuzlar noktalı olurlar. Evet. Noktalı çekirdek. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butona basıp yanındaki zil butona basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bu videoyu beğenirseniz arkadaşlar diğer ki videoda okul çantanızı nasıl düzenleyebilirsiniz? Ya da arkadaşlar nasıl defterlerinizi süsleyebilirsiniz? Kalemliğinizi nasıl süsleyebilirsiniz gibi videolar gelecektir. Evet İlhamcığım nasıl gidiyor? Çizdin mi bakalım bir şeyler? Evet şöyle çizdim. Arkadaşlar karpuz dilimi çizdik. Muz çizdik. Bir de elma çizdik. Bu meyveleri arkadaşlar biz konuşturacağız. Evet. Bir de karpuzun şeyini. Arkadaşlar şimdi hemen biz bunları uyuyup geliyoruz. O zaman ben daha bunu bitmedi ama biraz meyve daha çizelim bence daha tamam. İyi. Tamam. Peki şimdi ne çizeceğiz? Arkadaşlar yorumları yapmayı unutmayın. Yani hangi video çekelim diğerki videomuzda siz karar verin arkadaşlar. Bunlar sizin kararlarınızın üzerine devam edecektir arkadaşlar.
Evet, şimdi meyvelerimizden başka hangi meyveyi çizeceğiz? Portakal düşünüyorum. Portakal. Bence çilek ve ananas çiz. Diyecektim, ananas çizebilir misin? Ananas çilek veya üzüm çiz. Bence ananas çizim. Evet arkadaşlar, İrem resmini çizene kadar bize İrem'in kalemlerine bakalım. Sizlere biraz kalemlerini tanıtayım. Evet arkadaşlar, şimdi İrem çizme aşamalarına devam ediyor. Şöyle size tersten göstereceğim arkadaşlar. Şurayı da şu anda çilek çiziyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi İrem boyalarına hemen bakalım. Öncelikle arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada bir adet pastel boya var. Bu pastel boya arkadaşlar İrem şimdiki resiminde kullanacaktır. Şöyle göstereyim sizlere. Seni yollayalım geri. Hoşça kal. Burada da arkadaşlar altılı akrilik boyamız var. Bu akrilik boyayı arkadaşlar ilerleyen zamanlarda daha anlamlı ve güzel resimler çizdiğimizde onları kullanacağız. Bu da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tükenmez kalem. Şöyle ucu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle tüylü. Kral bir ördek. Bu da arkadaşlar pergel. Pergeli dairelere düzenli çizmek için kullandığımız bir alettir. Ya da bir eşyadır. Bu da arkadaşlar 07 uç. Uçlu kalemlere takılan uçlar arkadaşlar. Bu da 09 uç. Bu da 07 kırmızı kalem ucu. Ve bu da arkadaşlar benim kendi okulumdaki dolap anahtarım arkadaşlar. Bu da benim arkadaşımın adı olduğu için bana hediye vermişti. Ben de kendi dolabım anahtarını taktım. Duru'ya buradan çok selamlarımı yollamak istiyorum arkadaşlar. Burada arkadaşlar İrem'in kendi dolap anahtarı var. Burada arkadaşlar İrem'in kara kalem çizimleri gerçekten çok güzel. İrem'in kara kalem çizimlerinde kullandığı 2 adet kalem. Genellikle bunu kullanır arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar İrem'in uçlu kalemleri. Ve şu an elindeki de onun uçlu kalemi arkadaşlar. Bu da onun uçlu kalemi. Yani İrem'in toplamda 3 tane uçlu kalemi var arkadaşlar. Bu uçlu kalem arkadaşlar 09 uçlu mu? Evet. Bu arkadaşlar 09 uçlu. Ve arkadaşlar bunun yanındaki de 09 uçlu. İrem arkadaşlar. İremciğim sen neden 09 uçları seviyorsun? Arkadaşlar hem kalın yazıyor, bir de yazılım bana daha güzel oluyor. Çünkü ben ince kalemlerle yazım hem küçük görünüyor hem de bir yani okuduğumda anlayamıyorum. O yüzden 09 uçları daha çok seviyorum arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar burada 2 adet tükenmez kalemimiz var. Bunlar da İrem defterlerinde Türkçe dersinde veya matematik derslerinde başlıkta kullanıyor arkadaşlar. Bu da akrilik boya ve sulu boya fırçamız. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi devam edelim. Burada da arkadaşlar Faber-Castell'in bir adet fosforlu kalemi var arkadaşlar. İrem onu yeni aldı. Yurt dışından arkadaşlar bir sürü kırtasiye ürünlerimiz geliyor. Kuru kalemler falan. Onları da size zamanla göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fosforlu kalemimizi gösterdikten sonra bunlar da keçeli kalemlerim. Kalın Pride markası keçeli kalemlerim. Bunlar da yurt dışından aldık arkadaşlar. Yurt dışından sipariş ettiğimiz ürünler. Bunlar hepsi arkadaşlar yurt dışından sipariş ettiğimiz ürünler. Akrilik boya ve arkadaşlar pastel boya dahil. Hatta resim defteri bile dahil buna. Anahtarlığımız da yurt dışından sipariş verdi. Şu uçların hepsi arkadaşlar. Burada gördüğünüz her şey yurt dışından aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bunları videodan önce kapaklarını açmıştık. Ve arkadaşlar şöyle devam edelim. Mavi var. Sarı var, pembe, kahverengi, mor, kırmızı, yeşil, lacivert, bordo, yeşil, mavi, sarı ve son olarak da kırmızı var. Bu da arkadaşlar pamuk. Böyle İrem de böyle resimlerinde. Evet, yani resim hocamız bize böyle pamuk resimler. Evet, hemen arkadaşlar İrem'in resmine bakalım. Hazır mısınız? Resim bitti. Vay, arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar. Sadece konuşma baloncukları yapıyorum. Evet, arkadaşlar, konuşturuyorsun. Evet. Hemen arkadaşlar bunlara boyama işlemine geçmeden önce şu an arkadaşlar bir dahaki videomuzda sizlere boyama işlemini göstereceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha sürprizli bir şey olsun diye. Belki buraları başka bir meyve...
Arkadaşlar İrem ve şimdi okul kaleminizi nasıl doldurabilirsiniz ve okul çantanızı nasıl hazırlayabilirsiniz? Arkadaşlar o videoda hem bunu boyamasını size göstereceğim. Hani belki arka planı falan da boyarım. O yüzden şöyle şuralarda belki mevrak çizebilirim. Konuşmuş bölücükleri hazırlayabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle kalın. Görüşürüz.